Kardeşlerim, bu ülkenin geleceği açısından siyasi ve ekonomik istikrar son derece önemli. Bunu sağladığımız anda ülkenin de önü açık, bizden sonraki ailemizin fertleri olan gençlerimizin ve çocuklarımızın da önü açık. Bu anlamda bu seçimlerde sadece belediye başkanlarını seçmeyeceğiz. 11 yıldır devam eden siyasi istikrarın devam edip etmeyeceğine karar vereceğiz. Bu 11 senede Türkiye öyle gelişme sağladı ki 2002 yılında dünya üzerinde 200 ülke var. Bu 200 ülke içerisinde Türkiye ekonomik olarak en güçlü 26. ülkeydi. Bugün ekonomik olarak en güçlü 16. ülkeyiz. 10 basamak birden yükselmiş Türkiye. Bu gerçekten bizim açımızdan gurur verici bir gelişme. Ve bu güçlenmeyle beraber biraz önce ifade ettim, doğudan batıya, kuzeyden güneye bütün her tarafı hizmetlerle buluşturduk. Hatırlayın, 2002 öncesinde sigorta eczanelerinden bir aspirin almak için yarım gün kuyrukta beklerdik. Bugün bu tür zulümler kalktı. Bırakınız ilaç almak için kuyrukta beklemeyi. Bugün her bir vatandaşımızın, Allah lazım etmesin ama lazım olduğunda 40 dakikada ambulans helikopteri, 45-50 dakikada ambulans uçağı hazır. Hayırlı uğurlu olsun. Bundan 12 yıl önce bir günlük gazetede bir haber okudum. Bir Alman turist Antalya'da tatile gelmiş. Tatil yaparken rahatsızlanmış. Almanya'dan bir ambulans uçak gelmiş, Alman turisti alıp memleketine Almanya'ya geri götürmüş. Haberi okuduğum zaman içim eridi. Gıpta ettim, kıskandım doğrusu. Benim ülkemde böyle bir şey niye yok? O zaman 70 milyonuz. Bu 70 milyonluk ülkede böyle bir hizmet niçin yok diye doğrusu hayıflandım. Artık gıpta etmeye de gerek yok, kıskanmaya da gerek yok. Bundan 15 gün önce Yemen'de bir vatandaşımız, bir işçi kardeşimiz rahatsızlanıyor. Buradan bir uçak kalkıyor, ambulans uçak. 4 saat uçuyor, Yemen'e gidiyor. Hasta işçimizi alıyor, 4 saat geri geliyor. 8 saat uçuyor ve vatandaşımızdan bir tek delikli kuruş istenmiyor. Bunu görünce ben gurur duyuyorum. Bu ülkeye, bu vatana, bu memlekete aidiyet duygum artıyor. Can dostlar, vatanperverlik, memleketseverlik, milliyetçilik kuru kuruya olmuyor.